Arkadaşlar merhaba. Şimdi bu derste uygulamamızı Google Play Store'ye yükledik ama cep telefonuna indirdiğimizde açılmıyor. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi arkadaşlar versiyonunu ayarlamadığınızdan mütevellit kaynaklanıyor. Bakın şu an bir tane örnek yapıyorum. Android'e geliyoruz. Bunlar benim 2 idi. Ben bunları 3 yaptım. 3 ise 4 yapacaksınız. Tamam mı? Bak bura, 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 bura. Zaten paket adınızı ve şifrenizi unutmadığınızı varsayıyorum. Onları unutursanız da yüklemez. Ama bunları her sürümde arttırmanız gerekiyor. Her güncellemede arttırmanız gerekiyor. Bakın burada 26, 30. En düşük 26 SDK versiyon Lollipop sürümü. En yüksek 30. 31 çıktı mı bilmiyorum. Sonracığıma işte ESC 3'le ve de ben 64 bit mimari kullanıyorum. Şimdi bunu çıkartacağız. Hızlı olması açısından ETC yapacağım. Multi yapmayacağım. M05 yazalım buna. Mobil 05. Şimdi bunu çıkartıyoruz. OVV dosyası da çıkıyor. Birçok arkadaştan soru geliyor WhatsApp'tan, Facebook'tan ve şeyde YouTube yorumlarda. O yüzden bu önemli bir konu. Bunu göstermeye ihtiyacı duydum. Sıfır hata, sıfır uyarı. Böyle olursa zaten Android Studio'da da hata vermeyecektir oyununuz. Ben Android Studio'yla şifrelediğim için Android Studio'yla devam edeceğim. Burada şey yapayım, dur dedim. İşlem bitince devam edelim. Evet arkadaşlar bu ilk tamamlandı. Şimdi Android Studio'yu açıyoruz. Android Studio benimkini otomatikmen içine alıyor. Normalde sizde burada hiçbir şey olmazsa şuradan file'dan new'den import diyeceksiniz. Ve projenizin Gradle kısmını şöyle şuradan intermediate'dan çıktığı verdikten sonra buluşur bu arada. Buradan Android'den 64 buradan Gradle şurayı kopyalayın. Ve Android Studio'da new import dedikten sonra buraya yapıştırıyorsunuz. Buraya sağ tık yapıştırın. Şöyle. Ondan sonra o buraya gelir. Ben zaten daha önceden yaptığım için bende otomatik geliyor. Şimdi burada manifest dosyasının içine giriyoruz. Versiyon kodu 6 yazıyor. Versiyon name 3.0 yazıyor. Bakın burada da aynısı yazıyor. 3.3 ama şu permisyon izinler kısmında bakın buradan target SDK 23 diyor. Benimki en alt en az şeydi. Minimum SDK kaçtı bende? Oraya bir bakalım. Minimum SDK 26. Target SDK 30. O zaman ne yapacağız? Bunu otomatik yapıyor. Yani bu yanlış. Sen burayı düzelteceksin. Bunu düzeltmeden yapamazsın. Şey olmaz yani. Oyunun yüklense bile açılmaz. Buraya da 30 yapacağız. Bootla yapmayacağım için buraya boot tool versiyon yazmıyorum. Bir senkronize alıyorum. Şuraya giriyorum arkadaşlar.
Burada da minimum SDK 4 diyor. Bunu 26, maksimumu 30 yazıyorum. Sonra bak şu versiyon 2 diyor. Bunu 6 yapıyorum. Aşağı geliyorum. Kaçtı? 3 müydü? 3. Manifestin içine tekrar girdim. Ya da şeyin içine. Neredeydi o? Evet, 3.0. Ha, neredesin oğlum sen? Ha. 3.0 yapıyoruz. Sonra burada bir senkronize no yapıyoruz. Senkronize etti. Tamam mı? Çarpıyor basalım. Evet. Şimdi bunu çıkartacağız. Bakın ne yaptık? Versiyonu 6'ya getirdik. Siz versiyonu burada muhtemelen yapmıyorsunuz arkadaşlar. Versiyon kodunu ve şeyini yazmıyorsunuz. O, yani değiştirmiyorsunuz. Bir üst şeyi arttırmadığınız için Google'a yüklediği zaman oradan hata veriyor. Ve şu minimum SDK versiyon ve target versiyonu da artık şurada hangisini seçmişseniz, yani kaça hitap etmesini istiyorsanız bunu da ona göre ayarlayacaksınız, burayı ve şurayı. Sonra bir şey yap, şu çekice basın, bir kendine gelsin. Şu aşağıda Grad diye Bullet Running yazıyor. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra daha önceden şifrelediğiniz şifreyle tekrar çıktığı vereceğiz. O şifreyi de zaten kaybetmeyin. Paket adını da kaybetmeyin. Kaybettiğiniz an bu zaten çöp. Bullet'e geldik. Yine generate single diyoruz. Ben APK seçiyorum çünkü 150 MB'dan az benim şey. Yani şöyle göstereyim. Şunun içine bir sim çıktığı verdik ya buraya. Bakın burada main OBB 123. Ne şey, APK'da 51. OBB'yi yine buradan yükleyeceğiz Google Play'e yüklerken. Şimdi burada APK'yı seçtik. Next dedik. Ben daha önceden oluşturduğum için benim şifrem var. Ha, sizde yoksa zaten şifre nasıl oluşturursunuz? Create new dersiniz. Bununla ilgili zaten dersler yapmıştım. Choose extent, yani var olanı seç diyor. Benimki nerede? Benimki E'nin içinde. Android anahtarlarım, Android JK'sı. Bunu seçiyorsunuz. Buraya da o ilk başta yazdığınız şey var ya, şifre. Onu yazıyorsunuz. Yani mesela create new dediğinizde şuraya yazdığınız. Ben bu dördünü aynı şifreyi verdim. Tamam mı? Şu bir de şu. Mesela bakın buraya başka şifre yazarsanız almıyor zaten. Ben buna K1 dedim. Remember password. Next. Sonra iki şekilde de şifreliyorum. Finish diyorum. Şu an bakın burada Grad Bullet Runic yazıyor. Yani şu an APK dosyasını oluşturuyor. Hani bu Android Studio'nun güzel tarafı, daha sonradan içeriğiyle oynayabiliyorsunuz. Şey bulunamadı diyor. Biz ne yazdık şeye? Şifreyi mi bulamadı bu? Hemen gidip bakalım ona. Geçerli key değil diyor. Bu ülkten bakalım ne yapmışız. Android JKS dedik. Biz K1. Evet. K1 dedik. Şunları yanlış mı yazdık acaba? Arkadaşlar bir şifremi kontrol edeceğim. Sonra geri devam edeceğiz. Çünkü şifremi göstermek istemiyorum. Evet. Arkadaşlar çok özür diliyorum. Şifremi yanlış yazmışım. Başka hiçbir şey yapmadım. Şifremi kayıtlı olduğu yer burası. Zaten bak şöyle göstereyim. Çünkü bunları unutabiliyor insan. Unutmamak için geldim buradan kontrol ettim. İçine de baktım ben bunları ne yazmışım diye.
Şurada küçük bir harf hatası yapmışım. Onu düzelttim. Bak şimdi build successful'u dedi. Evet. Şimdi nereye çıkarttı bunu? Burada lokasyona gidiyoruz. Locate'i. İşte burada. 46 nokta işte falan filan. Evet. Şimdi bunu alıyorsunuz. Google Play Store'de APK yerine bunu ekliyorsunuz. Daha sonradan da OBB dosyası olarak da bunu ekliyorsunuz. Yani artık kendi OBB dosyanız neredeyse. Şunu eklemiyorsunuz arkadaşlar. Bunu zaten Unreal kendisi çıkartıyor. Bunu eklemeyeceksiniz. Diğerini ekleyeceksiniz. Ondan sonra Google'dan indirdiğinizde oyununuz çalışır. Bu ders bu kadar da. Hepinize kolay gelsin.